Merhaba arkadaşlar. Konya Yunak Belediyesi için yazmış olduğum envanter programını tanıtmak istiyorum. Hemen hızlı bir şekilde kullanıcı adı ve şifremizi yazdıktan sonra program şu şekilde açılıyor arkadaşlar. Burada tanımlamalarda barkod bas, demirbaş kayıt, personel kayıt, demirbaş işlemlerde hızlı transfer, zimmet listesi, zimmet geri al, zimmet aktarılan personeller, zimmet aktarılmayan personeller ve kaydetme ve çıkış işlemlerimiz mevcut. Hemen hızlı bir şekilde barkod basalım. Mesela barkodumuzun başlangıç numarası ayarlar sayfasından geliyor arkadaşlar. Kaç adet barkod basacağız? Örneğin bizim belediyemizde 200 veya 500 tane demirbaş varsa önce 200 adet yazıp burada şuraya basıyorum ve 200 adet barkod hazırlıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradan yazdıra basıyorum. Hemen masa üstüne barkod diye isim, barkodlar diye isim vereyim ya da barkod diye isim veriyorum. Evet dedim. Ve buradan çıkıyorum. Şöyle isterseniz bir masa üstüne bakalım. Barkod sayfasını açayım. Şöyle gördüğünüz gibi barkodlarımızı şöyle yazıcıdan çıkaracağız. Ve tek tek tüm malzemelerimize, demirbaşa, masaya, sıraya, sandalyeye, askılığa, bilgisayara, ne varsa hepsine bu etiketi yapıştırıyoruz. Hatta şu anda okuyup okumadığını bir test edelim. Notepad'i açayım. Bakalım buraya okuyacak mı? Ekrandan okuyacak mı bakalım. Mesela bir tanesi tutayım. Biraz yakınlaştırmam lazım sanırım. Hani boyut meselesi var. Bakın. Gördüğünüz gibi laptopun ekranından bile barkodları okuyabiliyorum gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunları bir A4 sayfasına çıkartmışım arkadaşlar. Yanımda duruyor örnek olarak. Hemen barkodlarımı dediğim gibi çıkarıyoruz. Tüm demirbaşlara astık. Elimize laptopumuzu alıp bir odaya gittik arkadaşlar. Hemen buradaki artıya basıyorum. Hemen elimdeki listeden bir tane 42 ile başlayan bir tanesini okuttum. Bu nedir mesela? Bilgisayar diyelim. Bilgisayar birimi adet grubu mobil grubu masaüstü bilgisayar markası işte Dell modeli E14 özellikleri i5 işlemci 16 GB RAM vesaire. Kaydete bastım ve bunu kaydettim arkadaşlar. Başka bir demirbaşı tanıtıyorum hemen. Hemen yanındakini alttakini okuttum. Bu da notebook olsun. Birimi adet demirbaş grubu dizüstü bilgisayar. Lenovo olsun. ThinkPad olsun. ThinkPad vesaire. Özellikleri yine i7 işlemci 16 GB RAM 256 SSD vesaire. Kaydete bastım. Bunu da kaydettim. Son olarak bir malzeme daha tanıtacağım arkadaşlar. Zamanınızı almak istemiyorum. Bu da makam koltuğu olsun. Koltuğu. Bu da adet markası, mobilya markası bilemiyorum. Bellona yazayım. X100 olsun. Deri olsun. Kaydete bastım ve 3 tane malzememi kaydettim arkadaşlar. Bunları tekrar düzeltmesini yapabiliyorsunuz. Mesela gelip barkodunu şöyle okuttuğum zaman şuradan hemen buluyor gördüğünüz gibi. Bilgisayar, makam koltuğu. Okutmada gördüğünüz gibi buluyor arkadaşlar malzemeyi. Malzeme adına göre arayabiliyoruz vesaire, düzeltme yapabiliyoruz, silebiliyoruz. Tüm bu işlemi yapıyor. Şimdi gelelim personel tanımlamaya. Barkod bası gösterdim az önce. Demirbaş kaydı anlattım. Şimdi de personel kaydını yapalım. Bir personel açıyorum. Sicil numarası 180 olsun. Adı Ahmet olsun. Ahmet, soyadı Demir. Ünvanı memur, departmanı fen servisi kaydet. Bir tane daha
Ayşe, şey pasıcı numarası 190. Ayşe Yıldız olsun. Ünvanı tekniker olsun. Bu da yazı işleri müdürlüğü olsun. Bunu da kaydettik. Son bir tane daha kaydedeyim arkadaşlar. 210 olsun. 210. Adı Mehmet Aslan. Ünvanı mimar. Fen işleri mimar servisi olsun. Kaydettik. 3 tane de personelimiz var. Yine bunları güncelleyebiliyoruz. Yine adına göre arama yapabiliyoruz. Mesela Meh yazıyorum. Mehmet'i buluyor. Aramaları ve sesici numarasına göre arayabiliyoruz. 210 gördüğünüz gibi buluyor vesaire. Şimdi gelen demir hızlı transfere geliyorum. Buradan kime zimmet yapıyoruz? Ahmet Demir'e. Hemen şurada barkoda geliyorum. Ona ne zimmet ediyoruz mesela? Okutuyorum bir tane bilgisayar. Ondan sonra şuraya tekrar okutuyorum bir tane notebook. Ve şunu okuttum. Makam koltuğunu. Ondan sonra fiziki durum sağlam. Kullanımda zimmet transferi ve zimmet formunu hazırla diyorum. Açıklamayı yazıyorum. Kaydete basıyorum arkadaşlar. Ve evet diyorum zimmet transfer edildi. Ben buradan zimmet listesine gelip Ahmet Demir'in zimmetlerini görebiliyorum. Yazdıra basıyorum. Zimmet yazdırılsın mı? Evet. Şuraya Ahmet yazıyorum. Ve masa üstüne kaydedeyim. Tabi yazıcı olsa yazıcıya gönderir. Biz burada hemen ekranda görmek istiyoruz. Burada Ahmet'i açıyorum. Gördüğünüz gibi Yunak Belediyesi burada personelin zimmetlerini ekranda formunu görüyorsunuz. Ahmet Demir memur imzası bu şekilde zimmet formu hazır. Kendisine imzalatıp dosyalıyoruz. Başka bir personele zimmet verelim hemen. Tabii her barkoda tek bir malzeme tanımlamamız lazım ki ben burada yine 3 tanesini bire zimmetledim. Dolayısıyla başka normalde malzeme kalmaması lazım ama yine de devam ediyorum. Yeni bir malzeme imiş gibi. Bu sefer Ayşe Hanım'a bir tane mesela olmayan bir malzemeyi okutuyorum. Okuttuğunuz malzeme kayıtlı değildir gördüğünüz gibi uyarı veriyor. Şöyle sağlam kullanımda ya da kullanıma hazır transfer zimmet formu açıklamamı yazıyorum. Kaydete bastım. Gördüğünüz gibi zimmet kaydını yaptım. Şimdi gelip buradan Ayşe Hanım'a yazdır deyip zimmetini yazdırıyorum. Buraya da Ayşe diyorum. Kaydete bastım. Hemen ekrana bakalım. Tabi yazıcı olsa dediğim gibi yazıcıdan çıkar. Biz buradan hemen PDF olarak görüyoruz. Ayşe Hanım'ın zimmetini buradan görüyorsunuz arkadaşlar. Ayşe Yıldız Tekniker Yazı İşleri Müdürlüğü Notebook vesaire. Şimdi zimmet iade alalım mesela. Ayşe Hanım'dan mesela Ayşe Hanım şuydu galiba. Ha, bu ikisinde de var. Bir dakika şu. Tabii ikisine de verdiğimiz için ikisinin de adı çıktı. İstersen ben bir zimmet, bir malzeme daha tanımlayayım. Şurada demirbaş kayıt yapalım. Mesela bu sefer şu barkodu okutuyorum. Buna da ne diyelim? Masa diyelim. Masa. Makam personel masası. Masası. Hemen şöyle adet diyorum. Yine mobilyayı seçiyorum. Burada markası yine Bellona diyelim ya da saklama başka bir şey gelmedi. R50 böyle bir model de var mı bilmiyorum. Şuraya ceviz diyelim. Cevizden yapılmış olsun. Kaydettik. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Bunu birine zimmetliyim şimdi. Hızlı transfere geldim. Bunu bu sefer bu malzemeyi Mehmet Aslan'a hemen okuttum ve sağlam diyorum. Kullanıma hazır. Daha teslim etmedik veya kullanımda diyelim. Kullanıma hazır. Zimmet transferi. Zimmet formu. Açıklama yazıp kaydettim. Ahmet şey Mehmet'e bunu teslim ettim. Mesela zimmet listesine Mehmet Aslan'a baktığım zaman personel masası zimmetli. Şimdi ben bunu iade alayım. Hemen geliyorum barkodu okutuyorum. Mehmet Aslan'da olduğunu görüyorum bunu. Geri al diyorum. Evet diyorum ve geri aldım malzemeyi. Şu anda Mehmet zimmet listesinde Mehmet Aslan'ı, Mehmet Yıldız'ı şey Aslan mıydı neyse göremiyorsunuz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Zimmet aktarılanlar dediğim zaman iki kişi gösteriyor. Zimmet aktarılmayanlar dediğim zaman bir tane personelimizi görüyoruz. Ondan sonra kaydet dediğim zaman kaydediyoruz. Buradan Excel'e geçmek istersek Excel'e gidiyoruz. Profil
Programımız bu arkadaşlar. Gayet pratik. Hızlı bir şekilde barkodlarımızı basıp malzemelerimize yapıştırıyoruz. Sonra kayıtlarını yaptıktan sonra personelleri tanımlayıp buradan hızlı transfere gelerek personellerimize zimmet transferi yapabiliyoruz arkadaşlar. Ve şöyle okutuyoruz malzemeyi. Tekrar okutuyorum. Başka bir malzeme. Başka bir malzeme. Başka bir malzeme. Mesela olmayan bir malzemeyi okuttuğum zaman tanımlı değil. Kaydet diyorum. Tamam dedim. Ve buradan demirbaşı listesine gelip kime aktardım onu az önce? Mehmet Aslan. Ha bir de şöyle bir şey var arkadaşlar anlatmadım. Mesela Mehmet şurada Ahmet Demir'e bir daha transfer yaptığı zaman daha önceki malzemelerini görebiliyorsunuz. Burada tekrar yeni bir malzemeyi de kendisine aktarabiliyoruz ekstradan. Program bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle bir programa ihtiyacınız varsa bstkanal@gmail.com adresi üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Hepinize hayırlı geceler diliyorum.